Evet arkadaşlar, bu hafta Nurol Makina'nın yeni gözdesi Görük 4x4 ile beraberiz. Arkadaşlar bu hafta çok farklı bir işle karşınızdayız. Belki Türkiye'de daha önce hiç yapılmadı. Yani yapıldıysa da biz görmedik. Nurol Makina'nın yeni gözdesi Görük 4x4 ile beraberiz. Sağ olsunlar Nurol Makina yetkilileri bizi kırmadılar. Arge başkanımız Fikret Bey olsun. Zaten dedeyi tanıyorsunuz. Dede bizim kadrodan. Fikret Beylerden böyle bir ricamız oldu. Bizi kırmadılar. Bu hafta Görük'le beraber hem offroad yapacağız hem makinayı test edeceğiz. Bize Fikret Bey anlatsa çok daha iyi olur. Makina acayip bir makina. İşte motoru nedir, şanzımanı nedir? Ya ben duydum. Motor gücünü falan duydum. Biraz böyle hayretler içinde kaldım. Siz de bunları duyun istedim. Evet. Öncelikle biz teşekkür ederiz. Böyle bir etkinlikte birlikte olabilmekten biz de çok memnun olduk. Sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Nurol Makina'nın Yörük 4x4 adını verdiğimiz hafif zırhlı, lastik tekerlekli aracıyla karşı karşıyayız. Önce yürüründen başlayalım arzu ederseniz. 350 beygirlik, 6 silindir, 6.7 litre hacminde bir dizel motora sahip. 6 ileri, 1 geri tam otomatik şanzıman ile donatılmış vaziyette ve 2 dişli oranına sahip, sürekli 4x4 çeker özelliğine sahip bir transfer dişli kutusuyla donatılmıştır. Aracımızda üst ve askı, alt askı kollarına sahip tam bağımsız süspansiyon sistemi vardır tüm tekerleklerde. Son sürat olarak 150 km saat hıza kadar çıkabiliyor. %70 mail tırmanabilme imkanına sahip. %40 da yan mail alanlarından geçebilme özelliğine sahip. Patlak gider lastik sistemiyle donatılmış vaziyette. Aynı zamanda da lastik şişirme sistemi vasıtasıyla. Yani patlakken gidebiliyor. Aynen öyle. Yolda hareket ederken de lastiklerini şişirip indirebilme özelliğine sahip. Evet, zaten burada onu görebiliyorum. Az önce yaptım, detaylarda da göreceksiniz arkadaşlar. Ha sen az evvel buraya yanaşırken onu mu indirdin? Az önce yaptığım evet hava sesi şu anda offroad moduna aldım. Ha, Tabii diğer taraftan da beka özellikleriyle de itibariyle de sınıfında en yüksek koruma sağlayan araçlardan bir tanesidir. Zırh bakımında. Aynen o şekilde. Gerek mayın, gerek balistik, gerekse de el yapımı patlayıcılara karşı oldukça yüksek bir koruma sağlamaktadır. Genel olarak aracımız bu özelliklere sahip. Vallahi yani şimdi şöyle makineyi görünce bir gurur duyuyoruz. Tüm böyle emniyet güçlerimiz olsun, kolluk kuvvetlerimiz olsun sizlerin sayesinde güvenle görev yapabiliyor. İnşallah böyle hiç bunları kullanmak nasip olmaz ama kullandıklarında da gözleri arkada kalmadan kullanılabileceği bir makine yapmışsınız. Gözüken o. Evet. Şimdi o zaman arkadaşlar yavaş yavaş araziye sokalım. Evet, sokalım. Mesela eğim dediniz. Aynen. Şurada ciddi bir eğimimiz var. Orayı bir gösterebilirsen Berkay. Birazdan burayı çıkacağız. Yavaş yavaş oraya doğru gidelim mi? Müsaitlik var mı? Tabii ki. Tamam. Müsaade varsa inelim. O zaman oraya doğru gidelim.
Az evvel eğim dedik, iniş dedik, çıkış dedik. Şu an geldik yörüğün kokpitine. Birazdan aşağı ineceğiz Ufuk abiyle. Evet. Ufuk abi zaten Nurol'un yıllardır test pilotu, Arge atölye şefi. Şimdi onun pilotluğuyla aşağı ineceğiz. Çok dik bir yerden, akabinde de çok dik bir yerden yukarı çıkacağız. Aynen, doğru çıkacağız. Mu? Hadi bakalım. Hazır mıyız? Dedeciğim siren bu mu? Kardeş şu an biz aracın içindeyiz. Kayıt yapıyoruz, tamam mı? Anladım. Bu arada... Evet arkadaşlar, yörük şu anda ciddi bir eğimden inmeye hazır. İniyoruz. Tamam ben de biliyorum senin burayı geri geri çıkacağını, ben de şuraya çıkıyorum. Orada da bir şey yok, orayı da geri geri. Hadi bir çık da bir görelim o zaman. Abi, ben, ya bana şöyle yerler getir. Bak abi. Sen geri geri çık, ben önü çıkacağım hadi. Niye? Makinenin façasını bozmuyor. Bak geri geri çıkıyor. Uydu ha. Ben demin çıktım ya ondan herhalde. Kilitli ya.
canım çekti. Nasıl olacak? Nasıl yapalım? Ben de gireyim. Benim de canım çekti. Aa, tamam. Yanlış olmasın rölanti. Çamur testini yaptık. Az evvel artikülasyon testini yaptık. Burada da bir artikülasyon yapacağız. Ya bura ne kadar vardı bilmiyorum ama arkadaşlar. Bayağı var yani benim. Şöyle. Şurama falan geliyor. Buradan inmeye denilecek. O zaman dede hazırız. Burayı kendine yol yaptı, indi. Şimdi çıkmasını rica ettik. Bakalım çıkmayı deneyecek. Şu an dönmeye hazırlanıyor. Dönüp tekrar bir de burayı çıkacak. Ya ben dedim aslında hani benim Lea da çıkar dedim. Geleceğim abi. Sen bir dene dedim. Bakayım çıkamazsa ben Lea ile çıkacağım.
gösterir misin? Buradan diyor böyle geleceğim diyor, uçacağım diyor, devam edip karşıya geçeceğim diyor. Evet diyor hala. Tekrar oradan geriye. Döner miyiz? Döneriz ya, hiçbir şey olmuyor. Ya tamam. Sen yapamayacaksan belli hale yapayım. Ofis gibi şimdi. Tamam buradan. Ben de çok üstelemiyorum zaten. Herkes işini yapsın. Hadi hadi. Peki. Aks nasıl kırılır? Şimdi izliyoruz. Ufuk abi. Oha! Oha! Bir şey kırıldı. Yavaş yavaş. Burada İlker diye biri varmış ha. Evet. Ben ulan ya. Tebrik ederim. 500 lira. Sağ ol. Tebrik ederim. Bu hava tebrik ederim. Arkadaşlar gidiyoruz. Bismillah. Tabii önce güvenlik. Güvenliğimizi aldıktan sonra... Sen bilmezsin, bırak. Bak, kopilotum gene iş başında hazırlıyor beni. Yarış arabası, zırhlı, asker hiç fark etmez. Sağdaki gaz ha. Anlıyorum. Kapıyı gir, ileriye git. Şu anda L'deyiz. Tamam, vitesimiz boşta. Anlıyorum. Orta kilitteyiz. Evet, orta tamam. Ve arka aç şu an gördüğüm kadarıyla. Bir tane kademeye geri düşür. Bence sade yeter. Orta aç orta kalsın çünkü arka tamam. Şey yapıyor bu sefer. D'yi alıyorum. D'yi alıyorsun abi. Burada biraz böyle şey yapabilir. Sağa tamam. Sola. Arkaya kapattığımız evet. için sıkıntı evet. olacağını çok zannetmiyorum. Yok, tamam. Hazır mısın? Piyasasını da çok bilmiyoruz ama pahalıya satmazlar inşallah. Evet, evet. Dedeciğim şuraları bir geçeyim. Buralar biraz stresli. Yani bugün insanların buraya geleceği tutmuş ya. Şimdi direksiyonda herhalde benim olduğumu fark etti. Korkçu uyanık kaçtı. Evet arkadaşlar şu anda şurayı da bir geçeyim. Buradan sonra rahat rahat anlatabiliriz. Arkadaşlar şu anda yörüğün direksiyonundayız. 11,5 ton. 6 nokta kaçtı motor? 6.8. Motoru var. Kaç beygirdi bu dede? 350 beygir. 350 beygirlik çılgın bir makina. Bir şey söyleyeyim Ufuk abi, senin hatırını teslim etmek istiyorum. Hakikaten yani kullanmak zor. Evet öyle çok kolay değil. Kolay değil. Evet. Çünkü sen bu arabayı neredeyse taksi gibi kullanıyorsun. Yok. Şöyle söyleyeyim. Ejder daha şey, ağır olduğu için. Daha mı rahat? Yok. Rahat, o da aynı rahatlıkta. Evet.
Yeri geliyor o daha rahat oluyor. Yeri geliyor bu daha rahat oluyor. Ya aslında oluyor. Şöyle, hani ben şimdi daha ilk yeni oturdum. 200 metre gittim, gitmedim. Belki biraz daha alışsak bana da öyle rahat gelecek ama tabii. Ama ben yakında 12 tonluk bir kütle şu anda bas kurtarıyorum. Tam gazım. Korku hissedebiliyorsun değil mi? Yani şu 12 tonluk bir makinenin... Şu an konuşmak istemiyorum sana o kadar. Yavaşla. Buradan dön. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Arkadaşlar, bu arabayı yürütmek tamam işte yüksek motor takarsın, bilmem beygirini evet. Yüksek kullanırsın bilmem ne ama arabayı durdurmak da mesele. Şu anda yerler artık şey gibi, sabun gibi hızlanmadan ziyade durdurma konusunda da gayet başarılı. Evet, başarılı. Bunda ne var dede? Kaliperli hidrolik sistem, hava destekli hidrolik sistem freni var. Evet. Kaliper var bizim araçlardaki gibi fakat çift yönden tutuyor yani önlü ve arkalı. Bir de sen bunun ABS'si kaçıncı versiyonu? Sanırım en son versiyon olması gerekiyor. ABS'de de offroad modumuz var zaten. Onu evet. Açtığında tepkimesini biraz daha farklı yapıyor. En nihayetinde tabii şu anda 40 düşürülmüş lastik basınçları. Bir de öyle geziyorsun. Bir de öyle bir durum var. Yani arazi şartına göre, doğa şartlarına göre aracın içinden müdahale edip lastiklerimizi indirip şişirebiliyoruz. O zaten müthiş bir özellik. Yani o olmazsa bu araçta olmazsa olmazlardan. Eğer ki bugün baktığımız yerde lastiğimizi indiremeseydik çıkmamız daha da güç olur. Evet. Daha da zor olur. Yalnız hakikaten yani böyle arkadaşlar bu ara şeyler fenomen oldu ya bu elektrikli arabaların kalkışı falan o torku evet, hissettiriyor. Evet. Ya zannedersin öyle bir araba sürüyoruz böyle bir şey yok ya. Niye böyle bir şey yok? Hiçbir 12 tonluk bir araba ha, bunun gibi kalkamaz. Zaten söz konusu o. Yani tamam 6700 motor var diyeceksin belki ama ya bu araba 12 ton ya. Burada dönebilirsin Eren Bey. Evet. Bir de H modunda deneyelim. Şu an low'daydık. Şu an low'daydık evet. Low'da tabii kalkışımız. Yalnız dede vites yok. Yok evet şurada bir düğümü var ona basarsan yürüyor. Bu tabii test aracımız bizim. Bunu sürekli bugün hırpaladığımız gibi hırpalıyoruz. Her türlü testlerini icra ediyoruz ki hatalarımızı ve sıkıntılarımızı görelim. Şükürler olsun bugün de gördünüz. Hopladık, zıpladık. Hiçbir yerde bir sıkıntı olmadı ama bundan sonra da olmaz. Yani sabahın 8'inde çıktık. Şu an saatlerimiz 16:20. Burada bir dur hele haşa al aracını. Tamam. Şimdi onun yanındaki düğmeyi çevireceksin. Önce haşa alman için evet. En pozisyonunu alıyorsun. Aldım. Evet şimdi peki, şuradaki ne oldu. Tamam geçti. Transfer şimdi, gearbox nötr geçti. H aldım. Tamam. Okey. Evet. Şimdi bir burada bir basıp ötledi. Tabii. Ya, burada çok hızlı. Burada da şunu diyor makine. Yani ya dokunur dokunmaz şunu diyor. Low'u da tamam ben seni arkana yapıştırıyorum ama diyor. Hayda da giderim ha diyor. Giderim diyor. Evet. Maalesef 154 kilometre hız olduğu yolda biz bu araçta görebiliyoruz. Ya durmam demiyor ya. Gitmem de demiyor, durmam da demiyor. Ejder'de daha da güzel fren sistemi var, motor freni var. Yani bastığınız zaman hiç frene basmaya gerek yok. Çelik yığını. Evet. Hani normal bir arabadan bahsetmiyorum. Gurur duyduğumuz bir aracımız. Ben çok seviyorum kullanmayı. Çok güzel bir araç. Keyif alarak kullanıyorum. Ya zaten şimdi sizin işin bir de evet. Bak, manevi yönde öyle bir durumu evet. Var. Evet. Yerli, milli, gurur duyuyoruz. Ve bütün emniyet güçlerimiz bu makinaları kullanıyor. Evet. Yani yaparlar, elinde emeği geçerek evet. Allah razı olsun. Yetsin. Umarım beğendin. Tabii ki bizim jipler kadar rahat olmayabilir ama bu işte. Evet. Yani. Bir numara. Evet geldik bir günün sonuna. Bugün Rol Makina'nın ürettiği
Yörük 4x4 ile beraberdik. Offroad yaptık, test yaptık. Yani neler yapmadık ki? Battık, artikülasyonunu yaptık, tırmanmasını yaptık, inişini yaptık. Yapmadığımız bir şey kaldı mı? Bir tek zırhını test etmedik. Onu da test etmek inşallah nasip olmasın. Gerçekten yani aracın içinde de zaten söyleyeceklerimizi söyledik. Şimdi Ufuk abi kullanırken falan bize dışarıdan biraz şaka gibi geliyor da zapt etmesi yani hiç bilmeyen adam için ilk başta zor ama ondan sonra zaten makine güven veriyor. O torku her şeyi geç. Şimdi az evvel de söyledim. Belki makineye işte yüksek motor koyarsın, şunu yaparsın, bunu yaparsın, hızlandırırsın. Durdurması da efsane. Yani kardeşim bana diyor ki bas ben giderim, bas ben dururum. Bu kadar. Böyle bir makinede da gerçekten sizlerin emeğiniz çok. Manevi olarak da tabii yerli, milli, emniyet güçlerimiz bunu kullanıyor. O konuda da insanın emin ol şurası bir kabarıyor. Emeği geçen herkese Allah razı olsun diyoruz. Başka da bir şey diyemiyoruz. Bizi de kırmadınız. Buraya da bu arabayı getirdiniz. Bize izin verdiniz. Çok uç noktalarda kullandık. Yani teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz. Bugün çok güzel bir gün geçirdik sizlerle. Umarım bu tür etkinliklerin devamını da getiririz. İnşallah. İnşallah. Her şey için çok teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Çok güzel bir gün oldu. Sağ olun. Çok sağ olun. Sağ olun. Teşekkürler. Evet. Sağ olun. Dedeciğim senin de emeğine sağlık. Sağ olun. Arkadaşlar işte yani bazen hani bir şey söyleyemiyoruz ya. Bu o videolardan bir tanesi mesela. İnanın böyle bir makinenin yerli milli olması ya bambaşka uç noktada gurur kaynağı. Ondan dolayı çok da lafı uzatmayacağım. Tekrar Nurol Makine ailesine teşekkür ediyoruz. Bizi kırmadılar, sağ olsunlar, var olsunlar diyor. Kapatıyoruz. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere.